Bilindiği üzere uzun bir süredir İmralı cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından mutlak bir tecrit uygulana gelmektedir. Türkiye'deki hukuk sistemi kendi içerisinde mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Fakat İmralı örneğinde mutlak bir şekilde uygulana gelen tecrit sistemi kendi içerisinde iç hukuktaki mevzuata, ceza infaz kanununa aykırı bir şekilde yürütülmektedir. Türkiye'deki infaz kanunu avukatla temsil hakkını, avukatla mahpusların, hükümlü olan mahpusların görüşebilmesinin belli kriterler ölçüsünde sağlanması gerektiğini ifade eder. Aynı şekilde aileli telefonla veya normal görüş hakkını da sağlanması gerektiğini belirtir. Fakat İmralı'da uygulana gelen bu tecrit sistemi gerek aileyle görüş, gerekse de avukatla temsil hakkının gereğini yerine getirilmesi noktasında engellemeler oluşturmaktadır. Bu kendi içerisinde Türkiye'deki hukuk sisteminin nasıl hukuk dışı ve keyfi bir şekilde yürütüldüğünü, İmralı örneğinde bunun olağan hale getirilmesi adına suçluların bile, yani bu yönü itibariyle bu keyfi hukuk dışı uygulamaların sorumlusu bulunan suçluların bile yargılanmasının önüne geçildiğini bize göstermektedir. Türkiye taraf olduğu uluslararası sözleşmeler itibariyle esasında bir hükümlünün, cezaevinde tutulan bir mahpusun belli haklarının asgari ölçekte sağlanmasının noktasında yükümlülüklere sahiptir. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde işkence, insan dışı ve kötü muamele yasağı kapsamında değerlendirilmektedir. Mahpusların cezaevinde avukatlarıyla görüşmelerinin engellenmesi, aileyle görüş haklarının sağlanmaması kendi içerisinde mutlak bir tecrit içerisinde, cezaevi uygulamasına maruz bırakılmaları, kendi içerisinde işkence pek fena muameleyi kapsamaktadır. İmralı cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslara uygulana gelen bu mutlak tecrit, işkence ve pek fena muamelenin uzun bir süredir kendi içinde uygulandığını ve bunun da suç teşkil ettiğini, temel hakların kullanılmasına engel bir uygulama oluşturması sebebiyle de bunun hukuk dışı ve keyfi bir muamele olduğunu belirtmek isteriz. Türkiye'de pek çok ilden avukat arkadaşlarla birlikte müvekkil Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek için bir başvuru yapmıştık. Bu başvurumuz keyfi bir şekilde herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin reddedilmişti. Hemen akabinde avukatla temsil hakkımızın engellendiği, mesleki faaliyetlerimizin bu şekilde uygulanmasına engel oluşturan uygulama karşısında her bir avukat kendi barosuna başvuru yaptı ve baroların esasında Avukatlık Kanunu 76 ve 95. madde kapsamında gerek insan haklarını korumak, gerek hukukun üstünlüğü, gerekse de avukatlık mesleki faaliyetlerinin engellenmesi karşısında hukuksal girişimde bulunma noktasındaki yükümlülük ve sorumlulukların gereğini yerine getirilmesi için barolara başvurular yapıldı. Barolar tarafından da bu yönü itibariyle hukuksal girişimlerin yürütülmesi gerekir. Diyarbakır Barosu olarak 107 avukatın yapmış olduğu başvuru neticesinde Adalet Bakanlığı'na avukatlık mesleki faaliyetlerin uygulanması noktasında bir başvuru yapıldı. Bu başvuru yakın bir zamanda yapıldığı için Adalet Bakanlığı tarafından 30 gün içerisinde bir cevabın verilmesi gerekir. Aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği'ne de 107 avukat arkadaşın başvurusu iletilerek Avukatlık Kanunu 110. maddesi kapsamında avukatlık mesleki faaliyetlerinin engellenmesi hususuna gerekli girişimlerde bulunulması, bu mesleki faaliyetin engellenmesine dair uygulamanın sonlanması adına da hukuki açıdan yükümlülüklerin gereğini yerine getirilmesi noktasında bir talepte bulunduk. Her iki başvuru yakın bir dönemde yapıldığı için 30'lar günlük sürelerde ilgili kurumların gerekli işlemlerde bulunmasını bekliyoruz. İmralı'da uygulanan mutlak tecrit kendi içerisinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve esasında Bursa İnfaz Hakimliği'nden alınan kararlara dayanmaktadır. Bu ilgili mahkeme ve savcılıktan alınan avukatla görüş yasağına ilişkin keyfi hukuka aykırı uygulamanın sonuçlanması gerekir. Burada biz barolara başvuru yaparken avukatla temsil hakkının engellendiğini boyutuyla bir başvuru yapmıştık. Buradaki bizim amacımız esasında baroların bu ortaya çıkan hukuk dışı uygulamanın sonuçlanması adına avukatlık mesleki faaliyetlerinin engellendiği noktasında gereken hukuki sorumluluğu yerine getirmesidir. Avukatlık Kanunu barolara ve barolar birliğine bu yönü itibariyle bir yükümlülük atfetmektedir. Barolar da bu yükümlülüğün gereği olarak esasında Adalet Bakanlığı'na ilgili savcılığın veya infaz hakimliğinin bu yönü itibariyle vermiş oldukları kararların
gerekçesiz olması, keyfi olmasından kaynaklı olarak engellenen avukatlık mesleki faaliyetlerinin bir an önce uygulanması noktasında gerekli girişimlerde bulunmasını sağlamayı amaçlıyor. 107 avukat arkadaşla birlikte Diyarbakır Barosu'na bir başvuru yaptık. Bu başvurunun hemen akabinde Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği'ne ve Adalet Bakanlığı'na bir başvuru yapıldı. Yakın bir zamanda bu başvurular yapıldı. Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruya verilecek olan cevabın 30 günlük bir yasal süresi söz konusu. 30 gün içerisinde bir başvuruya cevap verilmezse zımnen bir ret, kendiliğinden bir red kararı ortaya çıkmış olacak. Fakat bizim beklentimiz bu 30 gün içerisinde Adalet Bakanlığı'nın keyfi ve hukuk dışı uygulamanın sonlanması adına gereken sorumluluğu yerine getirmesidir. Aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği'ne Avukatlık Kanunu 110. maddesi kapsamında yapmış olduğumuz başvuru da esasen mesleki faaliyeti engellenen avukatlara ilişkin olarak bu keyfi ve hukuk dışı uygulamanın sonlandırılması için yasanın kendisine yüklediği yükümlülüğün gereğini yerine getirmesidir. Bu yükümlülük de bu anlamda hukuksal girişimlerde bulunmayı gerektirir. Her iki kuruma da yapmış olduğumuz başvurunun yakın bir dönemde olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Şimdi hukuki açıdan bakıldığında mutlak bir tecritin uygulanması kendi içerisinde makul, mantıklı bir şekilde açıklanabilir bir tarafı yok. Çünkü mevzuat çok açık bir şekilde avukatla temsil hakkı kapsamında avukatla bir hükümlünün görüşebileceğini ifade eder. Aynı şekilde aileyle görüş hakkının da sınırlandırılmasına ilişkin belirli ölçütler belirtir ki bunlar da disiplin cezası almayı gerektirir hadiseler. Ancak Türkiye'de İmralı'da uygulanmakta olan mutlak tecrit kendi içerisinde hukuki açıdan açıklanabilir bir tarafı olmayan, makul objektif ölçütler içermeyen, dayanağı belirtilmeyen bir noktada keyfi bir şekilde ilerletiliyor. Bu açıdan hukuk dışı bir uygulamanın hukuki açıdan açıklanabilir bir tarafı yok. Ancak siyaseten açıklanabilir tarafı esasında Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki uygulanmakta olan tecritin politik açıdan yaşanan, Türkiye'de bugün yaşanan süreç itibariyle değerlendirilmesidir. Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla birlikte esasında temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasının önüne geçilebildiği, cezaevlerinde son süreçte yaşanan yoğun ağır insan hakkı ihlallerinin giderilebileceği bir dönemin yaşanabilme ihtimalini ortaya koymaktadır. Bu açıdan siyaseten uygulanan ve keyfi ve hukuk dışı bir uygulamayı içeren mutlak tecritin bir an önce sonuçlandırılması gerekir. Biz Diyarbakır Barosu olarak geçen yıl 24 Kasım 2021 tarihinde İmralı'da uygulanan tecritin sonlanması adına İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpusla görüşme talebini içeren istemimizi Adalet Bakanlığı'na göndermiştik. Fakat Adalet Bakanlığı tarafından bu istemimiz reddedildi. Biz Diyarbakır Barosu olarak aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşen Sayın Abdullah Öcalan'a ilişkin ihlal kararının uygulanması adına Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne de bir başvuru yapmıştık. Bu süreç hali hazırda devam etmekte. Yani Diyarbakır Barosu temel hak ve hürriyetin ihlal edildiği bir noktada ağır insan hakkı ihlallerinin giderilmesi için ulusal ve uluslararası başvuru mekanizmalarına gereken hassasiyetle başvurularını yapmaya devam etmektedir. Biz mutlak bir şekilde uygulanana gelen bu tecritin bir an önce sonlandırılmasını hukuki açıdan temel hak ve hürriyetlerin koruma altına alındığı, uygulandığı bir sürecin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hukuk dışı ve keyfi uygulama karşısında aslında sivil toplum örgütleri, barolar, meslek kuruluşları, hakuk temelli faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri kendi içlerinde aslında bir temel hak ve hürriyetin ihlali ve avukat olarak mesleki faaliyetin engellenmesi karşısında gereken hassasiyetle yaklaşmaları gerekir. İmralı'da uygulanan tecritin diğer cezaevlerinde temel hak ve hürriyetleri sınırlandırıcı yoğun ağır insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiğini ve bunun giderilmesini aslında Türkiye'deki mevcut bugünkü konjonktürü değiştirebilme ihtimalini görmeleri gerekir. Bu konuda çalışma yürüten, hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin İmralı'da yaşanan süreç karşısında gereken hassasiyetle yaklaşmaları, bu yönü itibariyle de bir çalışma yürütmelerini gerekir.